Fatih Bey, ben konuşmak istiyorum. Biraz önce saltanattan, sultanlıktan bahsetti. Ama şimdi benim yaptığım sofraya gelmiş, diyorsun ki kendini göstermeye çalışıyor. Bu ne çelişki ya? Ben bunu seni kabullendirmeye çalışıyormuşum gibi oldu. Yani şunu da açıklama getirmek istiyorum. Ben böyle artık hareketler yapacağım. Ne kadar güzel diyorum, anlatıyor beni diyorum, övüyor diyorum. Buraya bakıyorum, hayır, diyorum ki yemeğimi bile kabul etmiyor. Hayır, çünkü hayır. Neden benim soframda tabak, kaşık, çatak? Ama bayağı iddialı. Şimdiki yani tam dedi ki, bak ben söyleyeyim. Bak dedi ki Hatice dedi güzel sofralar kurar. Gelinlerin de öbür gelinim de yapar güzel sofralar kurar. Ama benim yaptığım sofradaki lezzeti asla yapamazlar. Ben zaten onu başta da söyledim. Onun yaptığı yemekler ayrıdır. Tabii ki de anne yemeği yani. Bizimkiler de tabii ki gösteriş amaçlı hiçbir zaman yemek yapmadım. Lezzetli yemek yapmadım zaten biliyorsun. O zaman sana öğretememiş. Gelinlik hanedanın nasıl gideceğini öğretememiş üstüne. Hayır benim mesela şeydir. Çorba ayrı gelir. Yemek, tabak, kaşık hepsi falan böyle bir düzen içerisindedir. Kayınvalidemin ortak. Hani hep beraber yiyelim. Hani Anadolu o sevgi hani, o sevgi falan hani orada işliyor evet. Ama bana gelince misafirsin. Hani i̇şte ben diyor o şekilde algılıyorum. İşte benim o yaptığım diyor onlar yapamaz diyor. Yani ama hayır bu sefer de tezatlık oluyor. Ben ona güzel göstermiş hayır. Oluyorum. Kabullenmemiş şey oluyorsun. Ortaya koyup et beraber diyorsun. Oradan diyorsun. Gösteriş. Hayır o şekilde aynı değil. Aynı keyiflidir o bulgur pilavı yerler. O şekilde öyle değil. Ortadan yemiyor. Tabii hayır, ki ayrı ayrı alınıyor. Tabaklarımıza koyuyoruz evet. Tabakta herkes kendi tabağını alıyor. Ama Hatice biraz daha böyle Avrupa'yı bir şekilde sofra hazırlar. Hayır buradaki şey saltanat sultanlar gelince daha yemeğimi kabullenmedi. Bence yani. Saltanat mutfağı sofrası ama demek ki Hatice kuruyorsun. Bakalım şimdi Sahne Tüfe Hanım o kuruyor demek ki. Hayır, asıl o... saltanat mutfağı sofrası. Zaten bayrağı devralmaya gelmiş. Ben bayrağı bırakmaya gelmişim. Hmm. O da kayınvalide olduğu zaman anlayacaktır mutlaka kayınvalide sofrasını. Hayır. Ama Tüfe Hanım öyle oldu. Şimdi kızlar evet. Söyleyin bakalım. Öyle, peki. Öyle. Ne dedin? Ne dediniz? Sizi anla bakayım. Ay Fatih Bey ben konuşabilirim. Bir dakika bak o sözleri ona verdim. Sen de konuşacaksın. Ha, sırayla. O dayanamıyor. 50 kişiye yemek yaptığını anlatacak. Kaç kişi diyor ya. Oraya Rufa Sülye tavuk pilav. Çok nasıl? Rahat. Ben ne dedim? Mustafa sen şey Besim abla ne demiştin sen? Ne zaman? Ben ne yapıyorum dedim. Güzel. Yarışta. Güzel. Güzelim dedi. Aa, ben güzelim dedim. Güzellikle yarışırım. Güzellik, güzellik doğru. Konusundan yarışırım. Sen güzel kabul ediyorum. Yani ama güzellik göreceli bir şey. Kime göre, neye göre? Benim dediğime de gelirsek ben biraz daha yaşıma uygun giyiyorum. Bazı ben daha 28 yaşındayım. Ben mesela her rengi giyebilirim. Yaşıma uygun o gelebilir. Ama ben bile seçicilik yapıyorum. Şu renk bana göre bence çocukça oluyor diyorum. Biraz daha kendi yaşıma uygun şeyler. Uygun bulmuyorum. Ama annemde renk kavramı yok. Her giyerim ben daha. Ben de gelinim. Ben de kızım. O şeyi daha o atamıyor. O kıyafet yapılmışsa ben giyerim. Hiç her kıyafet en güzelini ben giyerim. Her rengini giyerim, o modayı geçiririm. Niye yapmayacağım? Çıkmışsa, yapılmışsa, yani o hazırlanıp dikilmişse ben giyerim. Fatih Bey, buraya gelirken ben mesela parlak bir tayt giyiyorum. Üstüne bluz giyiyorum. Annem diyor ki, o parlak taytların büyük bedenleri vardı. Yani şimdi o yaşa yakışır mı? Niye yakışmaz ya? Sonuncu. Gülcan çok fena. Ben evin içinde giyeceğim. Ben evin dışarıda seni giyeceğim. Evde de giysen. Hayır evde de giysen ben bence uygun bulmam. Ben evde ben her şeyi giyerim. Evde dışında her şeyi giyerim. Bana göre. Aynur Hanım'la kendi gelin. Temizlik. O diyor ki ben senden daha temizim. Ben diyorum ki ona ben senden daha temizim. Evet. Biz de bu konuda yarışıyoruz. Kim ama herkes temiz. Bana kalırsa ben temizim. Hayır ben dedi ki ben çok güzel yemek yaparım dedi. Kayınvalidem de işte siz de dediniz ki temiz. Evet orayı öyle söylemişti ama misafirim geleceği zaman ben de güzel sofra kurarım. Yemeklerimi yaparım. Kendisi evet, de bilir. Benim kadar detaycı değil. Sevinç. Ben daha böyle iki kişi bile yemek yerken sofrayı kurarım. Masayı hazırlarım. Eşimle birlikte tek yerken bile. Ama kayınvalidem öyle değil. Biraz daha hemen böyle olsun bitsin hemen yiyelim kalkalım havasında. Ne yapalım? Ben biraz daha detaylı. Ama temizlik konusunda da kayınvalideme katılmıyorum. Ben daha temizim. Ah. Ben hep çalışırım. Ben çalışırken... sen her şey değilsin o zaten zaman. Zaten biz burada yarışıyoruz evet. Diyorum aa, ben de sana. Sen ya şahitlerden bir şey söyleyemeyim. Tek bir kelime söyleyeceğim. Sen burada bana yediğin yemekler var ya... ...daha ağzında kuş tutsan... Hayır, sen bu bak, olmadı. Hayır. Olmadı. İki gün yemek yapamadım bugün olmadı. Olmuştu Fatih Bey. Ben hayır, bunu kabul ediyorum. Bugün gerçekten yemekleri güzel yapar. İnkar etmiyorum. Bugün yapardım. Güzeldi. Yemekleri de aynı zamanda çok güzel. Gerçekten
Sevinç evine hazır mantı bile almış. Ama temizlikte de ben çalışırken... Yok hayır fazla demedim. Şimdi evet Reyhan Hanım'a geçiyoruz. Ay gelelim anacığım. Ha, konuş konuşabildiğin kadar. Tabii ki diyor ki mesela ben daha iyi ağırlarım. İnternete bakıp bir pasta börek yaparsa. Yani. Ben çağ atlamamışım. Benim için internete bakıp yemek yapmam. Ben annemde ne gördüyse. Bir dakika hemen ara veriyorum. Sen de bunu söylüyorsun. Ben bir tanem en güzelim tamam, diyorsun. Tamam bir dakika. Ben çağ atlamamışım diyorsun. Evet. Sakın bunu söyleme. Bir dakika geleceğim. Sen de bunları söyleme çünkü onlar şimdi sana saldırırlar okulda. Geleceğim. Ben iki kişi, bak az önce yukarıda da söylemedim. Üç kişi, beş kişi misafir ağırlamaya o kadar özeniyorum ki hasretli. Evet. Benim evimde üç kişi, beş kişi asla yok. Ama bir dakika tamam, Şekerim. Asla yok. Kız bir dakika. Ama sonra ne dedi biliyor musun? Misafir ağırlarım ama ben her çeşitini yaparım dedi. Aa. Bir dakika dinle. Say kayınvalidem kuru fasulye pilav koy. Tavuk, salata. Öyle biliyorsa öyle yapsın. Bak benim evime 100 kişi gelse keşke görümcelerime. Kuru fasulye pilav mı yapıyorsun? Gerçekten videosu olsa da görümcelerim kocam. Görümcelerimin kocası. Hepsi söylese. Bak sen şu anda yapsa, bir dakika bir dakika. Laf kalabalığı yapıyorsun. Hayır. Aa, niye konuşmayayım mı? Susayım mı? Yaptığın yemekleri say. Her çeşit. Kuru fasulye pilav mı yapıyorsun? Her çeşit yaparım. Yani. Balığını yaparım ama bunu 50 kişiye. Balığı babam bak, yapar, misafir, eti babam yapar. Misafir. Ben balığa elini sürmez. Et, biz etçiyiz. Biz et severiz. Et türlü yemek severiz. Ama kayınbabam yapar diyor. Et türünü de yaparız ikimiz de beraber. Asla sofrayı da kurarız beraber. Balığımızı da tamam, yaparız. Tamam oralara geçen sen köpeklerden bahsediyorsun. Her çeşidini, etin her türlüsünü, salatamızı ve büyük güler tamam, yüzümüzle, güler yüzümüzle, sevgimizle bak, gelen... Girl. Ya bir dakika, ne yapayım susayım sen konuş. Konuş hadi. Konuş, konuş, konuş. Sen sevgiyi kattın. Şeytan diyor. Gerçekten görümcelerimde video. Ben ailemi karıştırmak istemiyorum Türk videolara. Türk kahvemi yaparım geldiklerinde ilk ağırlarım. Allah küçük Allah. İkramlarla sunarım. Ay. Yemeği kaç alırım. Kişiye? Çeşit çeşit yaparım. Salatamı yaparım. Ekstra tatlımı kaç yaparım. Kaç yaptığın bir tatlıyı bana söyler misin? Burada kişi önemli değil. Bir kişi bile gelse o evine misafir. Canım benim. Sevgi tatlısı yapar. Siz belki. Hazıra konansınız. Yeni hazıra nesiller hazır. Bugüne kadar bana yaptığı bir Fatih tane tatlıyı Bey. Söylesin benimle söyle. Yarışmak için. Kek yaparım. Hatta kek mi? Hiç görmedim. Erzincan ketesi yaparım. Kekimi yaparım. Kete yapıyor musun? Aa, yaparım. Açmasını. Onu da bir zahmet hem de Erzurum'un açma ketesini. Şeyi. Bak yemin ederim bizde dağıtılır bir de. Şeyi. Bak bizde bir de yapamıyor. Bir dakika. 10 tepsi yapılır. Bizim bir günümüz ama vardır. Sen hamur açamıyordun sokakta hani. Mahallede dağıtırız. Sen hamur açamıyordun hani. Kete açmalı şöyle. Belki. Ama yoğurt nasıl açılır? Yayıyorsun. Bak şimdi o ince açılma. Sen Erzurumlusun bilirsin. Hı. Ben o çok iyi bilmem ama. Bak ketenin hamuru. Bak internette bak Erzurum'dur. Biz Erzurum'a bağlıymışız. Evet. Biz Erzurum gittik? İkimizin yemekleri evet, de aynıdır. Evet anlatacağım. Ha, açma kete Erzurum'a hastı. Açma ama kete biz... benim şimdi sevgili teyzem yeni göndermiş İzmir'de İnci teyzem. Ama şu kadar Allah açılı. Allah rahmet eylesin annemler 10 kardeşmiş bir tane teyzem kaldı. Bazlama gibi ya. Bak şimdi bir tane nasıl? Teyzem o elle açıp böyle onu ama yufka gibi açıp ama onun içine çok, de yok. Böyle öyle yapmıyor un kavrulur. Yuvarlak yuvarlak bazlama gibi oluyor. Ezgi içli hatta değil. Bak şimdi nasıl? Bak kat şimdi kat oluyor nasıl olur? Çok az açılır. O kalın merdane var ya. Oklavayla değil. Kalın merdaneyle açılır şu kadarcık. İçine de un kavrulur, serpiştirilir. Sonra kıvrılır. Böyle böyle dolandırılır. Açılır o. Oklavayla açılır. Biz çok açmayız. Böyle onun içinde işte unu kavurup, tereyağını kavurup onu öyle sarıp böyle kol böreği gibi parlar. O çok güzel bir hamurdur. Ben çok açma derdir. Diyorum bilmiyorum. Ben onun cevap, hatta oğlum sorusuna cevap vermek hamur istiyorum işi, Fatih Bey. Ya, yapma. Yarıp yapıp getirmezsen kete seninle mi? Konuşmayacağım. Kete de üstüme yok. Getireceksin İçli yapıp ketede. Söz. Üstüme haftaya. Yok. Tamam yaparım. Söz. O kendi bak, getir. Yöresini söz. Yapsın ben kendi söz. Yöremi yapayım. Tamam söz. Yap. Açma kete haftaya sana getireceğim size. Tamam mı? 10 tepsi evet. Yapıp ben on komşulara tepsi. Dağıtırım. Adetimizden. 10 tepsi. Kendi ama adetimizden var bu. Açarken, yaparken video çekeceksiniz. Tamam. Ama biz çok öyle ince açmıyoruz. Şu kadar değil bizde. Ama bizde şu kadar değil. Yöreme ait bir şey yapacağım. Benim yöremin Tunceli yöresine ait kömbe var. Bizimki yağlı olur. Bol tereyağıyla yapılan bir şey. Evet. Açmalı bir şey kömbe. Değil. Tamam istiyorum. Yoğurarak, tepsiye yayılarak yapılan bir şey. Tamam. Ben kendi getirin. Yöremi yapayım. O yöresi yapayım. Haftaya getirin. Biz de 1000 kilo onu alalım ama yiyeceğiz.